Mesleğini çalıştı mı? Baktım. Nereye gidiyorsun? Bana ver. Oğlum çivi ver, çivi bırak. Bu işi 40 yıl önce babam öğrendi. Babam elseydir. Babamla birlikte biz de çocukluktan öğrendik tabii bu işi. Ama fazla rağbet görmüyor artık eskiye oranla. Köy yerlerinde genelde kullanılıyor. Bunu tarlada kendimiz yetiştiriyoruz tohumunu. Tohumunu da kendimiz yetiştiriyoruz. Yani ham maddesini de kendimiz yetiştiriyoruz. Kışın genelde yapabiliyoruz. Yazın patates, pancar işiyle uğraşıyoruz. Tabii bunu da yetiştiriyoruz tarlada ayrıyeten. Kışın çocuklarımla, eşimle beraber yapıyoruz tabii. Biraz çocuklar sıcak bakmıyorlar bu mesleğe ama yine de severek yaptırmaya çalışıyoruz. Tabii önceden 3-4 aile vardı. Tabii biz 2 aile kaldık. 2 aileden bir tanesi de biziz. Devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Kış aylarında da bizi boş bırakmıyor. Ben talep kısmen oluyor. Tabii eskiye oranla fazla talep olmuyor ama yine de kullanılıyor, talep oluyor. Çevre illerden, ilçelerden, Afyon, Çivril, Uşak, Denizli, bu illerden talepler oluyor. Yetiştiğimiz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık kış aylarında yapıyoruz bunu. Biz 4000-5000 tane anca yapabiliyoruz. Tabii biraz el emeği isteyen bir şey. Makineleşmek gerekiyor daha fazla yapmak için. Elimizden geldiği kadarıyla elimizle yapmaya çalışıyoruz. Süpürgemizi ürettikten sonra tabii bunu 3 boy çıkarıyoruz. Büyük kısım, orta kısım, bir de süs olarak istek oluyor. Onun için 3 kısım çıkarıyoruz. Genelde Afyon, Uşak, Isparta, Denizli gibi illere isteğe göre satışımızı yapıyoruz. Fiyatlar normal bir fiyatta gidiyor tabii. 40 lira, 60 lira arasında seyrediyor. Tabii istek oluyor canım. Yani ne kadar da az olsa istek oluyor tabii. Ben gelin gelmeden önce yapılıyordu. Sonra kayınpederim vefat ettikten sonra 10 yıl falan biraz ara verildi. Sonra yeniden yapmaya başladık. Biz teknoloji aletleri biraz hani daha kolay geldi. Aynen burada öğrendim. Eski yapılışları olmuş olsaydı yapamazdım. Biraz makinalaşma olunca ben yapabiliyorum. Eşim otunu seçiyor. Ben ona yardımcı oluyorum, yapıyorum. Tek başıma 30, 40, 50 arası yapabiliyorum işte. Gündelik işlerimize bakıyoruz. Aynen kışın yapıyoruz işte kendimize harçlık olsun diye. Çocuklarımızın okul masraflarını karşılıyoruz. Ek iş gibi kendimiz için. Geldiğinde eşim makineye oturmuştu. Ben otlarını seçmek için şey yapmıştım. Tabii ben dışarıdan geldiğim için alışık değilim. Otlarını ilk önce ben seçemedim. Sonra yer değiştirdik. Makineye daha elim yatkın olduğu için ben makinede yapmaya başladım. Eşim sürekli otları seçmeye başladı. Öyle ilerledik. Şimdi sürekli o ot seçiyor, sürekli ben makinede yapıyorum. Çok sağlamdır, herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hiç bugüne kadar da şikayet gelmedi, hep memnuniyet geldi herkese. Herkes hani yıllarca kullanıyorlar benim yaptığım süpürgeyi. 2 yıl, 3 yıl kullanabiliyorlar. Süpürgenin ağzı bitiyor, hala hiçbir yere eskimedi diyorlar. Sürekli bir memnuniyet var yani. Hiç şikayet duymadım süpürgemden. Her zaman da arkasındayım. Tatil zamanlarında annemle babama bu işte yardımcı oluyorum. Boş kaldığım zamanlarda, tatillerde otlarını kesiyorum. Babamın seçtiği otları kesiyorum. Yapılması için, hazır olması için onları ayarlıyorum. O kamalarını yapıyorum.
Zor, evet. Ben de hani sadece ot kesiyorum. Babamın yaptığı, annemin yaptığı işleri ben yapamıyorum. Ot kesiminde yardımcı oluyorum ben sadece.